Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Saygıdeğer rektörüm, toplantımızı teşrif eden Mehmet Fırıncı abi, Tuşba Belediye Başkanı Vekilimiz, il dışından sempozyumu şereflendiren değerli akademisyenler, hocalarım, muhterem dinleyiciler, hanımefendiler, beyefendiler, bugün burada yapılmakta olan bu sempozyuma iştiraklerinizden dolayı bir varlığı olmam hasebiyle, üstadın bir hemşerisi olmam hasebiyle hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Muhterem Hazirun, tarih boyunca insanlık hep şu sorulara cevap aramıştır. Nereden geldik? Neden yaratıldık? Nasıl yaratıldık? Niçin yaratıldık? Sonuç olarak akıbetimiz ne olacak? Bütün peygamberler insanlığın merakına mucip bu sorulara Allah-u Teala tarafından kendilerine verilen vahiy, vahyedilen hakikatler ışığında insanların merak ettiği bu cevaba, bu soruya cevap vermişlerdir. İnsanların ilk adası Hazreti Adem yoktan yaratılmıştır, topraktan yaratılmıştır. Allah-u Teala'ya karşı şerefli vazifemiz olan bu ubudiyeti ifa etmek ve onu tanımak için yaratılmıştır. Öldükten sonra yeniden dirilip yeni bir hayatın başlayacağını vahyin ışığında peygamberler ittifakan, bütün peygamberler usul-i dine ait olan, akideye ait olan bu hususları insanlığa tebliğ etmişlerdir. Ancak vahiyden sarf-ı nazar eden inkarcı felsefeciler bu sorulara doğru cevap veremedikleri gibi kendi aralarında ve mensupları ve takipçileri birbirleriyle çelişkili fikirler, yorumlar serdetmişlerdir. Düşünce tarihinin ilk dönem filozofları her ne kadar vahiy ile amel etmemişlerse de nübüvvet ve risaletin bir kısım hikmetlerinden de beslendikleri bir gerçektir. Bilindiği üzere bütün peygamberlerin tek dini olan İslam'ın bilgi kaynakları doğru haber, yani vahiy ve nakli sahih, akli selim, hasta olmayan akıl, havas-ı selime, sağlam duyu organları. Felsefe ise bilgi kaynağı olan vahiy kabul etmemektedir. Halbuki peygamberlerin tebliğ ettiği İslam bu üç kaynaktan hareketle ilime, bilime, düşünceye katkı sağlamıştır. Haddi zatında Allah-u Teala'nın razı olduğu, beğendiği İslamiyet akla uygun nakıl dinidir. Beşeriyet için vahiy bir lütfi ilahi olduğu gibi akıl da bir nimet-i ilahidir. Zira akıl insanları diğer varlıklardan ayıran
en büyük cevherdir. Nakıl, akıl ile anlaşılır. Akıl, göz mesabesinde, nakıl ise ışık mesabesindedir. Işığa gözünü kapatan, ışığa zarar veremez. Ancak kendisi ama hükmünde olduğu için yolunu bulamaz. Akli selim ile sahih nakil arasında biraz önce hocamızın da işaret buyurdukları gibi hiçbir dönemde hiçbir zaman çelişki olmamıştır. Aslında Kur'an-ı Kerim birçok ayet-i kerimelerinde insanı tefekküre, tedebbüre, tezekküre, düşünmeye, kainat kitabını okumaya teşvik etmiş, hatta emretmiştir. Resulüne hitaben, Habibim, onlara de ki, baksınlar, bakmıyorlar mı? Bakmayacaklar mı? Onlar ancak zanna tabi oluyorlar. Halbuki zan hiçbir hakikatin yerini tutamaz. Ayet-i kerimeyi mealen kısa arz ediyorum. Onlara de ki, delillerinizi getirin. Bize sunacağınız yanınızda bir ilminiz var mı? Bana ilimden haber verin gibi ayet-i kerimeler ve bunun gibi daha çok ayet-i kerimeler bize tefekkürü, düşünmeyi emreden Rabbimiz ve kitabımız ve bu kitabımız aynı zamanda tabiata, kainat kitabına da tamaşa etmeyi, tefekkür etmeyi emretmektedir. Kısaca arz ettiğim ve daha birçok ayet-i kerimeler nefsi ve hissi düşüncelerle, hevai arzularla amel edilemeyeceğini ihtar etmekte, tefekküre, düşünceye, bilgi üretmeye, gerçek hakikate ulaşma hususunda gayret göstermeye teşvik etmiş ve hatta emretmiştir. Çünkü zan hiçbir hakikatin yerine ikame edilemeyeceği gibi şüpheleri de izale etmez. İslamiyet gelişmeyi ve dünyevi maslahatı gerektiren bütün hususlarda aklı ve tecrübeyi de kullanmayı emretmiştir. Bu hususta yazılmış, söylenmiş, tarihte yaşanmış pek çok örnekler mevcuttur. Gerçek bilgi kaynağına sırtını dönen felsefi akımların dünya görüşleri, doktrinleri geçmişte olduğu gibi günümüzde de insanlık ailesine mutluluğu, insanca ve birlikte yaşama kültürünü kazandıramadıklarını, hak ve adaleti sergileyemediklerini müşahede etmekteyiz. Günümüzde özellikle İslam dünyasındaki trajedinin esas nedeni, temeli egoizm ve materyalizm felsefesinin ürettiği, tıpkı bir bardak bal şerbetinin içerisine damlatılmış zehir gibi olan fikirlerin taklidinden başka bir şey değildir. Bu husus tabiri caizse bu konuda kafa yoran, aklını çalıştıran herkesçe malumdur. Üstad Bediüzzaman Hazretleri yaşadığı asrımızda 20. asırda 19. asrın sonunda 20. asrın başında Kur'an ve sünnet ve Müslümanların kaybolmuş malı olan hikmet müktesebatı ışığında insanlığın başına musallat olan özellikle itikat bazında veba misal inkarcı fikri cereyanlara karşı onların fikirlerini çürütecek, hezeyanları tarumar edecek, söylemlerini boşa çıkartacak derecede fikri, fikir ve eserleriyle
bir kamet sergilemiş son devrin din büyüğü alimidir. Üstad Bediüzzaman 20. asrın insanın en çok kafa ve zihinlerini meşgul eden necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun sorularına hikmet ve güzel öğütle çok zor ve namusayi şartlarda ilmek ilmek, nakış nakış nur külliyatını inşa ederek binlerce gençlerin hakikati bulmaya vesile olmuştur. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamıştır. Hep ümit var olmayı, gelecekte en gür sedanın İslam'ın sedası olacağını müjdelemiş ve ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabatı içerisinde en gür seda İslam'ın sedası olacaktır. Veciz sözünü haykırmış ve bunu teyit eden başka bir veciz sözünde İslamiyet güneş gibidir. Üflemekle söndürülemez. Gündüz gibidir. Göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan yalnız kendisine gece yapar. Her şeyi maddede arayanların aklı, her şeyi maddede arayanların aklı gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatında lezzet alır gibi ifadeleri günümüzde bizler için ne tenbir edici, irşad edici kelam-ı kibarlar ve veciz sözlerdir. Değerli katılımcılar, bu sempozyumun Van'da olmasını önemsiyoruz. Bu fikir ve teşebbüste bulunanları tebrik ve tebrik ediyor ve onlara teşekkür ediyoruz. Bu münasebetle üstadın Van'da geçen bir hatırasından da bahsetmeden geçemeyeceğim. Büyük Britanya'nın müstemleke naziri William Ewart Gladstone İngiliz Avan Kamerası'nda Kur'an'ı göstererek siz Müslümanların elinde bu Kur'an'ı almadıkça ve onları Kur'an'dan uzaklaştırmadıkça onları yenemezsiniz, onları yenemeyiz sözü o günkü gazetelerde yankı bulur. Van valisi Tahir Paşa'ya gelen gazeteleri paşa tepkik ederken böyle bir haberle karşılaşır. Bu haberi Üstad Said-i Nursi Hazretleri ile paylaşır. Üstad bu haberi görünce hamiyeti diniyesi galebe çalarak Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez manevi bir güneş hükmünde olduğunu dünyaya ispat edeceğim, göstereceğim. Demek suretiyle kendisinde meydana gelen kuvve-i maneviyesiyle davasının temelini şekillendirmeye başlamıştır. İşte bu hadise Van'da gerçekleşmiştir. Esas Kur'an hakikatlerinin çeyirdeğinin tohumları Van'da atılmış oluyor. Bundan dolayı bu sempozyumu Van'da gerçekleştiren İstanbul ve Van İlim Kültür Vakıfları temsilcilerine, Van 100. Yıl Üniversitesi Sayın Rektörümüze şükranlarımızı arz eder. Başarılar diler. Sempozyumun hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan temenni ve niyaz ederek Cenab-ı Allah bu sempozyumun tesirini halk eylesin duasıyla hepinize saygılarımı, hürmetlerimi arz ederim.